Metaforlar. Bugün sizlerle biraz metaforlar üzerine konuşacağız. Nedir bu metafor? Çok yaygın kullandığımız bir dil ve iletişim kalıbı. Yapılan araştırmalar böyle farklı dil konuşan insanlarda da, farklı coğrafyalarda da olsa insanların yaklaşık 20 kelimede bir metafor kullandığını belgeliyor. Yani metafor dediğimiz şey aslında dilimizde çok fazla başvurduğumuz çarelerden biri. Peki nedir bu? Ne demek metafor? Bir kere her kavramda olduğu gibi bunda bir kökenine inip bakacak olursak, meta kelimesini daha önce duymuşsunuzdur, metafizikte falan kullanıyoruz. Ötesinde, aşan, ilerisinde anlamına gelen bir örnek. For'daki o for kelimesinin kökeni ise farein diye bir kelimeden geliyor. Taşıdığı şey, yani anlamı anlamında düşünebiliriz. Bir kelimenin ya da bir kavramın anlamının ötesinde bir mana ile, bir amaçla kullanılmasına metafor adı veriyoruz aslında. Biz Türkçe'de buna bir şey diyor muyuz, Türkçe'ye özel? Valla önerilmiş bazı kelimeler var. Mesela eğretileme diye bir kelime var. Ya eğretileme benim pek hoşuma gitmiyor. Böyle biraz eğri duruyor kelimesi itibariyle. Ama eğretileme de hani bir cümlenin ya da işte kelimenin taşıdığı anlamı hafif eğip bükerek onu başka bir şey anlamında kullanmak gibi bir yerden türetilmiş zannediyorum. Manlı Türkçesinde veya daha eski dönemlerde kullanılan Türkçede istiare diye bir kelimeyle karşılık veriliyor buna. O da enteresan, ödünç alma anlamına geliyor. Yani bir kavramı başka bir alandan ya da anlamdan ödünç alarak başka bir meseleyi anlatmak için kullanma. Ama hani deseniz ki sen bugün bir tane Türkçe kelime çıkarmaya çalışsan bununla gibi ne derdin? Ama valla benzetme derdim. Çünkü benzetme en güzel karşılayan şeylerden birisi. Bir şeyi bir şeye benzeterek o anlaşılmaz olan şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Peki bu metafor nasıl bir şeydir? Yani biz bunu günlük hayatta nasıl kullanıyoruz? Ben buraya birkaç tane örnek kaydettim unutmayayım diye. Hani hep beraber irdeleyelim diye. Mesela burada konuştuğumuz konuları kavrama diye bir şeyden bahsedeceğiz değil mi? Hep böyle konuşurken kavramak diye bir şeyden bahsedeceğiz. Kavramak aslında fiziksel bir hareket. Ama zihnimizin bir konuyu yakalayıp, bak yine metafor yaptım, onu bir şekilde hazmedebilmesi, hay Allah gene metafor yaptım. Yani böyle bir şekilde onu zihnimizde tutabilmemiz için gene metafor, kaçınamıyorum metafordan görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Soyut bir konsepti anlatırken, soyut bir hadiseyi anlatırken bildiğim somut bir şeylere benzetmeye çalışıyorum. Ne başka örnekler? Mesela kanunları esnetmek değil mi? Kuralları esnetmek. Şimdi esnetmek fiziksel nesnelerde olan bir şey. Ya da efendim işte bir durum karşısında gergin hissetmek. Yay mıyız biz? Yani nasıl gergin ama yaşadığımız hissiyatı başka anlatabileceğimiz pek bir tabir yok gibi. Mesela işte öyle bir şey izledim ki boğazım düğümlendi. Ne demek boğazım düğümlenmek? Düğümlenmek dışarıda bir ipin urganın geçirdiği bir dönüşümü gayet rahat tarif edebileceğimiz, gösterebileceğimiz bir durum ama ona benzeyen bir şey yaşadığımız için ancak bu duyguyu fiziksel bir şeye benzeterek anlatabiliyoruz. Mesela kendini yakın ya da uzak hissetmek. Mesela yan yana durduğunuz biriniz kendinizi uzak hissedebiliyorsunuz. Halbuki mesafeyle ilgili bu terimin aslında gerçekte pek bir alakası yok. İşte zayıf fikir, güçlü bir his, işte kolum karıncalandı, efendime söyleyeyim bağrıma taş bastım ya da bağrına taş bastı falan filan gibi ifadeler. Ya da işte çok sevinen ya da efendim işte böyle kazandığı bir başarıyla fazla övülenler için başı göğe erdi falan gibi tabirler kullanmak bizim bunlarda hani kadim dilimizden de gelen söylencelerin içindeki metaforlara enteresan birkaç örnek. Biz peki niye böyle yapıyoruz? Niye metafor kullanmak zorundayız? Çünkü insan dili aracılığıyla bu dünyayı tanımlamak zorunda olan bir canlı. Her şeyimizi dil aracılığıyla paylaşıyoruz. Burada ben görüntümle sizin karşınızda olsam da buradaki mevzuyu aslında ağzından çıkan sözler belirliyor biliyorsunuz. Ve hayatta karşılaştığımız şeyleri iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi somut olaylar ya da nesneler. Görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, tadabildiğimiz, hissedebildiğimiz, duyular alemine giren şeyler. Bir de soyut olanlar var. Düşüncelerimiz, kavramlarımız, hissettiklerimiz, sezgilerimiz. Şimdi bunları ifade ederken özellikle büyük zorluk yaşıyoruz. Büyük şair, hatta işte en büyük şairlerimizden bir tanesi Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım.
kalbimin dili yok. Yani onu sözlerle ifade edemiyorum. Ondan dolayı ne kadar üzgünüm diyor. Dikkat ederseniz burada da bu anlatılmaz şeyi anlatabilmek için kalp ve dil konularını bir araya getirerek aslında bir metafor yapıyor. Kalbin konuşabilme yeteneği olsaydı diye bir gönderme. Hatta bizzat kalbin kendisi bile metafor. Ya ne zormuş metaforla ilgili konuşmak. İnsan sürekli kullandığı metaforları yolda yakalayıp duruyor. Bak yolda dedim, bu da bir metafor mesela. Neyse çok uzatmayacağım. Şimdi bu somut kavramları anlatması, dil üzerine ortaklık kurması kolay. Zira biz Latinceden gelen de bir terimle mesela logic, logos diye bir terimden türetilmiş. Logic diye bir terim var İngilizce'de. İşte logic mantık demek biliyorsunuz. Logos ise söz ve düşünce anlamına gelen bir terim. Türkçe'de de mantık kelimesinin kökenine baktığınızda nutuktan yani konuşma yeteneğinden, sözden geliyor. Nutukun fail hali mantık. Mantık sözle ifade edebileceğimiz şeyler için kullanabileceğimiz bir zihin bölümü. Ama bazı şeyler var ki sözlerimiz, somut kavramlarımız yetmiyor. O durumda ne yapıyoruz? Metaforlar oluşturma ihtiyacı hissediyoruz. Metafor için çok gelişkin bir beyne ihtiyacımız var. O yüzden bildiğimiz kadarıyla bizden başka birçok canlı sesle iletişim kurmasına, işte balinalar, yunuslar bayağı bir lisan gibi böyle iletişebilmelerine rağmen metafor kullandıklarına dair bir ipucumuz yok. Çünkü metafor çok büyük ve farklı duyu alanlarını birbirine bağlayabilecek, birleştirme alanları dediğimiz o çok marifetli alanlardan zengin bir beyine ihtiyaç duyuyor. Ancak böyle beyinler ve böyle beyinlerin ev sahipliği yaptığı zihinler metaforlar üretebiliyor. Biz metafor yaparken aslında anlatamadığımız, hatta çoğu zaman tam olarak anlayamadığımız bir şeyi somut alemdeki bir şeye benzeterek aslında, burası önemli, bir bilgi üretmiş oluyoruz. Metafor, soyut alemden, soyut duygulanımlardan, soyut deneyimlerden ürettiğimiz ve diğer insanlarla paylaşabildiğimiz bilgiler demek aslında. Ve çoğu zaman kendi hayatımızla ilgili gizli kalmış, efendim böyle çok fazla bilinçli olarak ayırdığına varamadığımız, iyi analiz edemediğimiz derin konuları metaforlar eşliğinde çok güzel anlayabiliyoruz yahut başkalarına metafor kullanarak bunları daha rahat anlatabiliyoruz. O yüzdendir ki kadim hikayelerin, bize kadar gelen anlatıların büyük bir çoğunluğu böyle metaforik hikayelerden oluşuyor. İşte bir şeyi bir şeye benzeterek, ta şey tutun işte La Fontaine masallarından tutun efendim, bizim tasavvuftaki hikayelere kadar aklınıza ne geliyorsa, metaforlar cinsinden insan davranışlarının ya da ahlakının, iyiliğinin, kötülüğünün sırlarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden metaforlar aslında çok ciddi bir bilgi taşıma ve bilgi üretme aracı. Ve öte yandan kurabildiğimiz metaforlar kelime haznemizle oldukça ilintili. Kelime bilgimiz ne kadar çoksa, dil görgümüz ne kadar yüksekse üretebileceğimiz metaforlar da hem o kadar zengin hem de o kadar bilgi taşıyıcısı oluyor. Bunun yanında metaforun şöyle güzel bir tarafı da var. Yeni bir metafor duyduğunuzda, daha önce deneyimlemiş olduğunuz ya da hiç deneyiminizin olmadığı bir alanda bir metaforla karşılaştığınızda resmen beyninizin şekli şemali değişiyor. Yeni bir şey öğrenmiş, yeni bir sezgisel alana zihnen açılmış oluyorsunuz. Dolayısıyla metaforlarla iletişim kurmak, metaforları anlayabilmek, bunları kullanabilmek aynı zamanda beynimizi de çok fazla geliştiren bir işlem. Son olarak bu metafor konusu aslında dil bilimsel olarak çok uzun bir mevzu ama tarihten gelen böyle önemli bir uyarı burada da aklıma düştü. Sizlerle de onu paylaşmak isterim. Metaforlar bizim onları kullandığımız şekliyle aslında dünyayı derin ve sezgisel olarak nasıl algıladığımızın ipuçlarını taşıyor. Mesela biz Schopenhauer'un bir kitabında Schopenhauer'un yarattığı metaforları dinlerken aslında onun dünyayı nasıl bir pencereden algıladığına dair, nasıl bir dille dünya ile işte irtibata geçtiğine dair enteresan veriler elde ediyoruz. Yani bambaşka bir alemi seyrediyoruz aslında onun metaforlarını izlerken. Kendi kullanmayı tercih ettiğimiz metaforlar da bizim hayatın o belirsiz ve soyut kısımlarına karşı aslında neler hissettiğimizi, neler düşündüğümüzü anlatan çok önemli ipuçları içeriyor. Bu tarihten gelen dediğim yankı, uyarı neydi? İbn Arabi'nin çok ilginç bir sözü var. Rüyalar tabir gerektirdiği gibi gerçek hayatta tabir gerektirir. Çünkü gerçek hayatta aslında metafordur diyor. Gerçekten de zihnimizin metafor üretme yeteneğine baktığımızda aslında dünyayı metaforlar cinsinden algıladığımızı fark ediyoruz.
Yani metafor sadece, o benzetmeler sadece, o eğretilemeler ya da istihareler sadece iletişim kurmak amacıyla değil, zihnimizde yarattığımız dünyanın sınırlarını belirlemek ve onu daha anlaşılır hale getirmek için en önemli araçlarımız. Hayatımızda çözemediğimiz, kafamızı yoran birçok meseleye eğer metaforlarla yaklaşma alışkanlığı geliştirir, kendimizi bu konuda biraz böyle idmana tabi tutarsak bu konunun ödüllerini çok hızlı alacağımızı düşünüyorum. Ben metafor sever bir insanım. Özellikle metaforları okumaya bayılırım. O yüzden hikayeler falan benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Sizler de hemen şimdi başlayarak özellikle böyle netameli mevzularla ilgili kendi metaforlarınızı üretebilir. Aklınıza çok net bir şey gelmiyorsa metafor ustası olan büyük yazarların metaforlarına bir de burada konu ettiğimiz gözle bir daha bakabilirsiniz. Onlardan öğrenecek çok fazla şeyimiz var.